Vay be başkanım, değil mi? Manavı falan bırak sen ha. Ha, bırakıyorum vallahi Bekir. Ne yapalım? Refik işi güzel götürüyor. Öğrendi iyice, dükkanını da döndürüyor. Evet. Memnunuz ondan. Artık parasını biriktirir, yavaş yavaş öder, devralır. Gurur diyorum başkanım. Evet. Demek siyaseti de bırak sana. Yani siyaset de bitmiş gitmiş oldu. Sen bana bırakınca o da gidir. Öyle. Şeye üzüldüm. Danyal ne olacak? O çocuk hep yanındaydı senin hani başkanım. Ya ne yapayım Bekir? Allah Allah. Yanımdaydı. O da gidip başkasının yanına şey yapsın. Onu da yanımda götürecek halim yok ya. Ya hakikaten başkanım vallahi doğruydu sen. Hem yanında götürsen de o orada ne gidecek ki? Zeytin ağaçlarına dikkat Mustafa başkan geliyor diyemez ki, öyle değil. Buyur bakalım Danyal birader, çayın. Sıcak sıcak, yağ gibi kaysın. Çok sağ olun efendim. Ya Danyal birader, seni de böyle yalnız yalnız görünce içim bir tuhaf oldu be. Vallahi yani yadırgadım biliyor musun? Alışmışız hep Mustafa Başkan'ın yanında olmana. Şimdi böyle Mustafa Başkansız bir tuhaf geldin bana ya. Yani artık efendim alışacağız yalnızlığa. Aa. Ya sen yalnız değilsin ki. Ya biz varız. Tabii biz varız. Bütün mahalle var. Bak bir de yakında da yeni başkan gelir. Ama efendim yani bakalım beni yanında isteyecek mi yeni gelen? Hoppala laf mı şimdi seninkisi? Neden istemesin ya? Sen yani benim gördüğüm en iyi özel kalemsin ya. Vallahi hani senden başka bir özel kalem görmüşlüğüm olmasa da ama hissettiğim şu. Sen özel kalem olmak için doğmuşsun birader. Yani senden iyisini mi bulacaklar ya? Senden iyisi Şam'da kayısı ya. Sağ olun efendim, sağ olun. Vallahi yani. Yani sen şey yapma, üzülme. Sen başkanı da çabuk unutursun. Geçer gider yani. Yok Mesut. O unutulmaz da efendim. Yani samimiyeti, sıcaklığı. Hele o şakaları. Ah başkanım, ah. Danyal. Efendim. Efendim. Ha, ne yapıyorsun sen burada böyle tek başına? Hiç efendim. Öylesine düşünüyordum ben. Düşünüyor musun? Ya otur, otur. Sağ ol. Danyal ne demek düşünüyorum ya? Yani hindi gibi böyle düşündün mü? Hüzünlü hüzünlü. Düşün, düşün. Düşün, nereye kadar düşüneceksin yani? Aslında iyi oldu burada seni yalnız gördüm. Ben sana bir kararımı açıklamak istiyorum. Efendim. Yoksa gitmekten vaz mı geçtiniz? Yok. Yok, o kararım kesin. Gidiyorum. Gidiyorum. Ama diyorum ki, acaba diyorum, sen de benimle mi gelsen? Nasıl yani? Yani ben... Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Dilekçeni veriyorsun. Ondan sonra hanımını alıyorsun. Evini topluyorsun, eşyalarını. Doğru. Ayvalık. Yani ben dilekçemi veriyorum. Evet. Bu kadar basit. Ya ben, Danyal'cığım şimdi bak yanlış anlama beni. Ben zaten orada benim birine ihtiyacım var. Keyfimden şeyimden çağırmıyorum seni öyle iyilik olsun diye. Bir insana ihtiyacım var benim orada. Ağaçlara bakacağız, zeytine bakacağız, zeytinyağı yapacağız, sabun yapacağız. Hı, mis gibi senin içinde tertemiz hava hanımın içinde. Ne güzel ya Ege Denizi ayağının altında. Canın kaya bar bunu mu istedi? Git kara burnu al gel, bu kadar yani. Vallahi sağ olun başkanım. Yani... Ben de kaç gündür dediklerinizi düşünüyorum efendim. Yani siyaset gerçekten çok stresli. Yani ben de artık bu hayatta olmak istemiyorum yani. Heh. Yaşa. Yaşa dayı. O zaman anlaştık. Eşyalarımızı topluyoruz. Hemen ilk şeyle otobüste gidiyoruz. Sağ olun başkanım. Danyal dur. Dur ya. Amma sıktım be Danyal. Başkanım. Ay dur bir şey başkanım, oldu. Başkanım iyi misiniz? Şey bir yerime kan gitmedi. İyi misiniz efendim? Dur. Buyurun, buyurun. Sen. Buyurun efendim. Ya şaka yapıyorum Allah aşkına. O kadarcık sıkmayla olur mu ya? Başkanım zaten benim yanım, yani yerim sizin yanınız efendim. Otur, otur. Çay içer misiniz efendim? Yok istemem çay.